Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün motivasyon sayılabilecek bilgilendirici bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu başlıkta da gördüğünüz gibi 70-80 net arası çıkaranlar 90 artı nete ulaşabilir mi? Bu mümkün mü? Mümkünse nasıl olur? Bu videoda bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Size bazı tüyolar da vereceğim. Eğer bunları uygularsanız tabii ki de bazı diğer etkenlere bağlı olarak ne hale gelebilirsiniz bakalım. Bu videoda bunu inceleyelim. Buna geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda haberdar olmak için de lütfen bildirim zili açmayı unutmayın. Burayı hızlı söylüyorum sizi sıkmamak için ama bunları yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen konumuza geçiyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi belki 70 net çıkarıyorsun. Belki 80, belki 85 ve şunu düşünüyorsun. Acaba bu kalan sürede, lisans için söylüyorum, 1,5 ay kaldı ve ben acaba 90 netin üstüne çıkabilir miyim? Ben derece yapacak neti çıkarabilir miyim diye düşünüyorsundur. Belki de bunun karamsarlığına şu an kapıldın. Belki de netlerin böyle hani sabit kaldı bir yerde böyle. İyi net çıkarıyorsun, 90 çıkarıyorsun ama bir türlü artmıyor mesela. O da olabilir. Yani bu söyleyeceklerim hepiniz için geçerli arkadaşlar. Tabii ki de 70 net çıkaranla 90 net arasında bir fark olacak. Bunu şöyle ele alabiliriz. Evet, şimdi sen eğer 70 net çıkarıyorsan veya işte 70-75 o arada çıkarıyorsan veya 80'i sayabiliriz. Hani o aralıkta bir net çıkarıyorsan senin şöyle bir sıkıntın vardır. Ve bu sürekli yani bu hale aldıysa ve ilerlemiyorsa, hani yeni bitirdiysen konularını bu neti çıkarman gayet doğal ama konular bitmiştir, deneme yapıyorsunuz sürekli ve aynı net çıkıyordur. Bunun ilk nedeni bence arkadaşlar sizin konuları tam bitirmemiş olmanız veya konuları bitirseniz bile düz böyle dümdüz böyle at gözüyle soru çözmeniz. Şimdi bu belki kaba bir tabir olabilir ama doğrusu bu arkadaşlar. Oradan aldığınız konuda çalıştınız yani konudaki doğruları alıyorsunuz. Bitti. Bu şekilde deneme çözüyorsun. Böyle olmaz. Böyle yaparsan artmaz netlerin. Bak ne yapacaksın? Tamam, güzelce çalıştın. Eğer güzelce çalıştıysan, zaten güzelce çalışmadıysan netlerin zaten hep sabit gelir ve kendini denemeyle böyle bir deneme de böyle şey gibi oluyor ya. Hani insan kendini orada tatmin ediyor gibi bir şey oluyor yani. Hadi deneme çözeyim, deneme çözeyim. Bazılarından tavsiye alıyorlar böyle, deneme çözmezsen işte kazanamazsın. Konu bilmiyor adam, deneme çözse neyini kazanacak zaten, neyini öğrenecek? Yani o adamlar uçuyor arkadaşlar. Bazıları zaten yok 150 deneme, yok 200 deneme. Hatta 100 deneme bile fazla yani. Yani ne alaka? Bu kadar kaliteli deneme yok piyasada. Sen nereden buluyorsun da çözüyorsun acaba? Ha gidip yargının 3 tane denemesini çözüyorsa o ayrı bir saçmalık. Yani onu yapıyorsa anca öyle toplar yani. Diğer türlü arkadaşlar piyasada o kadar kaliteli deneme yok. Sayın bakalım bir elin 5 parmağını geçecek mi o kaliteli denemeler? Geçmeyecek. Hepsinde 10'ar tane denemesi olsa ne çıkacak ortaya? 50 çıkacak hani. Hadi zar zor oradan buradan toplasan 60-70 tane deneme bulacaksın. Bu 150-200 bulanlar nereden buluyor anlamıyorum. Tabii ki de genel kültür, genel yetenek için. Diğerleri için söylemiyorum. Alan vesaire onlar tabii ki de ayrı tutuyorum. Ya bu şekilde arkadaşlar bu sayıda denemeler yeterli. Ben de 70 tane deneme çözdüm. Son 2 ay her gün çözdüm. Öncesinde 10 tane çözdüm ve bana fazlasıyla yetti bile yani. Hani deneme değildi benim meselem. Benim meselem tekrardı. Bana başarı getiren tekrardı. Ben hep bunu söylüyorum zaten. Öncelikle konuza odaklanmanız lazım. Konuyu iyi hallet ki ondan sonra netlerin artsın. Konu tekrarını yap ki netlerin artsın. Tamam. Ama sen konuda çalıştın. Tamam, çok güzel çalıştın. Hiçbir sıkıntı yok. Geldin 80 yapıyorsun mesela. 75 yapıyorsun. Şimdi diyorsun ki bir iki tane arda arda yaptın. Hocam artmıyor. Bir de şu da var. Şimdi bir tane yani çözdü deneme. Tamam mı? Konuları bitirdi. Bir tane deneme çözdü. İkinci çözdü. Üçüncü çözdü. Bunlar hep aynı geldi. Tamam işte 82, 81, 80 gibi. Hocam ben ne yapacağım ya? 82'den 80'e düştüm. Ya arkadaşlar bunu kendinize lütfen yapmayın yani. Hatta şöyle söyleyebilirim yani. İlk 10 denemeniz, 15, 20, 30 denemeniz hatta benzer seyredecek zaten. Sen şunu bekliyorsun belki. Hani ben ilk denemeyi çözdüm, ikinci denemeye geçtim de benim bir anda 80, 85, 90, 95 patır patır artacak. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. İlk denemelerde özellikle bunu göremeyeceksiniz zaten. Nasıl göreceksiniz? Sonraki denemelerde göreceksiniz. Zaten ilk denemelerde hem bildiğiniz yerden geldi onları yap, hem de bilmediğiniz şeyler vardı. Ne oldu? Yapamadınız. Peki sen buna nasıl yaklaştın? Güzelce analizini yaptın mı? Gidip baktın mı? Mesela konuyu yanlış yaptıysan, hani bir konunun sorusunu yanlış yaptıysan, gidip o konuya baktın mı? Neden yanlış yapmışsın? Bunu irdeledin mi? O konuyu tam anlamamış mısın acaba? Hani bunlara baktın mı? Bakmadın mı? Bunları incelersen ne olacak? Sonraki denemelerde 10, 20, 30. denemeden sonra ne olacak? Göreceksin ki böyle artık zaten hem aynı şeyler yine karşına çıkacak yani. Evirip çevirip soracaklar yani. Konu aynı, konu değişmiyor zaten. Ama farklı tarzı sorular çıkacak. Sen konuyu iyice anladıkça ve o ilk denemelerde yaptığın yanlışları telafi ettikçe, onları düzelttikçe arkadaşlar ne olacak? Sen geleceksin sonraki denemelerinde, özellikle son bir ay, hatta şu zamandan sonra diyebilirim. Yavaş yavaş belirginleşmeye başlayacak netlerin. Belirginleşmekten kastım ne? Sınavdaki netine yakın netler çıkarmaya başlayacaksın. Yani şuna gelecek olursam, yani videonun konusuna gelecek olursam. Sen eğer ki şu an 70 veya 80 o arada bir şey çıkarıyorsan 90 netin üstüne çıkabilir misin? Çıkabilirsin. Çıkamazsın diye bir şey yok. Hele ki daha düşük net yapanlar
Yani daha düşük dedim hani 50-60 falan, onlar artık birazcık hayalperestçi olur. Ama onlar da elinden geleni yapsın. Ama şu an hani 75-80 o civarda yapanlar 90 üstüne çıkabilir. Hatta bana gelip 86-87 yapayım 90 çıkabilir miyim diyor. Yani arkadaşlar bu kadar da özgüvensiz olmayın lütfen ya. Ya bu kadar siz hani bir şey diyemiyorum yani. Çünkü ya ne kalmış? İki soru yapacaksın orada. Bu kadar da özgüvensiz olmayın ya. Ya bakın dediğim gibi sizin eksikleriniz bariz ortada. Sen ne yapacaksın? Gidip onları düzelteceksin. Sen onları düzeltirsen onlar sana geri dönecek. Direkt artı bir net olarak dönecek. Ki senin yanlışların çok olduğu için hani onu da düzeltsen olur, bunu da düzeltsen olur. Bir şekilde tabii ki de hepsine odaklanın. Hani onu da düzeltsen olur, bunu da düzeltsen olur. Bir şekilde hani oradan gelmezse buradan gelir net. Bir şekilde netini artar çıkar 90 üstüne. Ama şu an 90 yapan biri misal veya 100 yapan biri, tabii 90 yapan birinin de hala şansı var. Ya 30 soru var önünde yani oradan bir şeyler çıkarabilir. Aynı bu şekilde yapabilir yine. Atıyorum daha yüksek netler, 100 netlerde falan olanlar mesela daha yavaş artma ihtimali var. Çünkü birçok şey biliyor, yapıyor zaten. Hani yapamadığı şeyler az. Onların da şöyle avantajı var. Az olduğu için ona odaklanması lazım. Hani tek atacak yani. Orada onun amacı ve yapması gereken tek atmak olacak yani. Orada hani onu da yapsam olur, bunu da yapsam olur şeklinde olabilir. Ama burada tek bir tane doğru yapması gerekiyor. Çünkü o yanlış. Onu yaparsa düzeltiyor. O konuyu hallederse düzeltiyor. Bu şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde yaklaşırsanız netleriniz 75, 80, hadi 70 de sayayım hatta o da olabilir. 90 üstüne çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de buna deneme bazında, ders çalışma bazında bu şekilde davranacaksınız. Bu şekilde yaklaşacaksınız. Ama bunun haricinde arkadaşlar, yani duyuyorum arkadaşlar bir de böyle tavsiye veren insanlar varmış işte 100 tane, 150 tane deneme çözen, konu çalışmayı bırak, ne yapıyorsun konu çalışıp da denemeni çöz falan filan diyenler varmış. Arkadaşlar bakın, insanların hepsi aynı değildir. Ben burada en çok da size bakarak tavsiye vermeye çalışıyorum. Yani tabii ki de birçoğunuz bence bana da benziyorsunuz arkadaşlar. Bazı insanlar gerçekten ayrıcalıklı, daha farklı böyle. Nasıl farklı? Anlama kapasitesi daha iyi. Pat diye anlıyor ve unutmuyor kolay kolay. Ama sen, ben genelimiz ne yapıyoruz? Unutuyoruz. Yani biraz da zor anlayabiliyoruz ve anladığımızda da onu aklımızda tutmamız lazım. Tekrarlar önemli bu noktada. Şimdi aklında tutmazsan sen onu diyorsun ki bir hafta sonra, bir ay sonra çalışın, tekrar edin bir daha. E ne yapacaksın o zaman? Gitti, uçtu. Sonra diyorsun ki netlerim artmıyor. Artmaz, düşüyor, düşer. O yüzden arkadaşlar yani bazı insanlar belki öyledir. Belki de size gerçeği söylemiyor. Adam gerçekten konuda çalıştı, deneme de çözdü. Ama diyor ki konu çalışmadım ben. Yani ben çok samimiyetine inanmıyorum bu insanların. Ya bir şeyi tekrar etmezsen unutursun. Her şey bu ya, dil. Tekrar etmezsen unutursun. Araba kullanmak, tekrar etmezsen unutursun. Veya örnek veriyorum bir spor, dans vesaire. Tekrar etmezsen unutursun, bir hamlarsın değil mi? Tabii ki de bazısının öğrenme süresi, hatırlama süresi daha kolay olur, bazısının zor olur. Ama bir şekilde bir şeyi tekrar etmediğinde unutuyorsun. Burada da sen bunları yaparsan ben kalıcı olacağını düşünüyorum. Tabii ki de soruları da görmen lazım. Branş, soru bankası bunları görmen lazım. Denemelerde de eksiklerini görüp bunları alıp düzeltmen lazım ki işte 75, 80 vesaire netlerden 90 üstüne çıkasın. Bu şekilde anca başarabilirsiniz. Tabii ki de ben bunu herkes %100 yapar demiyorum. Kişiye göre değişir. Anlama kapasitesine, potansiyeline göre, işte çalışma yöntemine göre, işte ne bileyim. Ne kadar tekrar ediyor, beni mi kandırıyor, kendini mi kandırıyor artık, kimi kandırıyorsa, kandırıyor mu, kandırmıyor mu, gerçekten çalışıyor mu, buna göre. Yani birçok etkene göre, sınav anındaki mesela odaklanmasına göre, işte moralinin, motivasyonunun yüksek olup olmamasına göre, birçok etkene göre bu süre yeter diyebilirim. Ama bu etkenlere göre değişebilir arkadaşlar. Sen bunların hepsini kontrol edebilirsen bu sürede sen netini bu şekilde artırabilirsin. Bunu söyleyebilirim. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Siz bana yorumlarda sorun. Ben seve seve cevaplarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.